ne girdiğini bilmemeli. Bundan hiç hoşlanacağını sanmıyorum. Kötü bir niyetim yoktu. Evet, biliyorum ama... Lucy, bu insanlar hiç tekin insanlar değildir. Silahlarıyla uyurlar. Herkesten şüphe ederler. Onun için ne kadar mesafeli olursan o kadar iyi olacaktır. Tam bir roman karakteri. Gizemli, enteresan. Tanışmak için sabırsızlanıyorum. Elimizde bir ispatımız yok yüzbaşı. Saatçide delil de yok. Biz bu adamın bir sonraki adımını bilmiyoruz. Binbaşım, Mustafa Kemal Paşa Sivas'a hareket etmiş. Ne zaman geldi bu malumat? Bugün. Pusulamız orada ona ulaşacak. Bu defa mağlup olduk. Lakin artık Charles'ın bir adım önündeyiz binbaşım. Yunan ordusunun ilerleyişini durdurmak niyetindeler. Peki neden? Ne maksatla? Maksatları ne? Bizim bunu bulmamız lazım yüzbaşı. Binbaşım, biz bunu fırsata çevirebiliriz. Eşref Paşa bu durumu bizim lehimize döndürebilir. Onları kendi silahıyla vurabiliriz. Eşref Paşa'nın ortalığa çıkması için daha çok erken yüzbaşı. O vakit Miralay Tevfik onun namına hareket edebilir. Binbaşım, itimat etmediğinizi biliyorum ona. Lakin Eşref Paşa yetkiyi ona verdiyse biz de ondan faydalanabiliriz. Oturun Miralay, ayakta kalmayın. Bu hadiseyle bir alakanız var mı? Bu kanıya nereden vardınız? Siz gelmeden evvel bu şehirde bu tip vakalar vuku bulmuyordu. Ama bu çok acemice bir yorum. Siz bir askersiniz Miralay. Böyle peşin hükümlü olmamalısınız. Buyurun lütfen. Kimler o zaman? Gayeleri ne? Sizin muhakkak bir malumatınız vardır. Şimdi bu parçaların her biri bir Türk çetesi olsun. Ha, pardon, siz ne diyordunuz? Vatanperver. Vatanperver, evet. Evet, ben neyse. Ve her bir çete işgale karşı hazırlık yapmakta. Şu halde ayrı ayrı olmalarının hiçbir anlamı olmayacaktır. İşte bu noktada Mustafa Kemal devreye giriyor. Mustafa Kemal mi? Hı hı. Anadolu'daki seyahatlerinin maksadı bu. Bütün Türk çetelerini kendi komutası altında toplamak ve Türk halkını birleştirmek. Mustafa Kemal bütün çeteleri birleştirdiği vakit Türk halkı harekete geçecektir. Evet. İşte siz de bu saat gibisiniz. Ayrı ayrı olduğunuz zaman hiçbir işe yaramıyorsunuz. Ancak birleştiğiniz vakit Çanakkale'de olduğu gibi çok büyük bir tehlike oluyorsunuz. Bombayı koyanların da amacının bu olduğunu düşünüyorum ben. Bu birleşmeye mani olmak. Bu mümkün değil. Mustafa Kemal'in çabaları boşa çıkacaktır. Bu toprakları tek bir sancak altında toplamak artık mümkün değil. Ben olsam bu kadar emin olmazdım. Bilmediğiniz o kadar çok şey var ki. Hı? Mesela siz Simirni'den Mustafa Kemal'e daimi bir istihbarat akışı olduğundan haberdar mıydınız? Mümkün değil. Bütün postaneler ve telgrafhaneler Yunanların kontrolünde. Siz Osmanlı istihbaratını ya da ondan kalan artıkları fazla küçümsüyorsunuz. Bu istihbarat hattı derhal çökertilmeli. Aksi halde burada yapacaklarımızın hiçbir manası olmayacaktır.
asıl maksadınız nedir? Birlikte çalışacaksak bilmek isterim. Miral Ay, ben konuşmayı pek sevmem. Aşikar. İcraati severim. Eğer o keskin zekanızı çalıştıracak olursanız benim gayemi de... ...bu gayenin sizin menfaatinize olduğunu da anlarsınız. Ha diyelim ki menfaatlerimiz uyuşmadı. O halde sizi çarkların dışında bırakmak zorunda kalırız. Şimdi beni iyi dinleyin. Paşam, casusun İngiliz William Charles Hamilton olduğu tespit edildi. İlk icraatı... Efendi. Bir yanlışınız var. Bende pusula yok. Pusulayı ver. Bende pusula yok dedim. Pusulayı ver! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.